Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine yapmış olduğu ziyaret hakkında açıklama yaptı. Meclis Başkanı Önder Senaroğlu, Danışma Kurulu'nun bugün saat 9'da toplanacağını açıkladı. Mecliste temsil edilen siyasi partilerden Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi yetkilileri karma oy uygulamasının kaldırılması için seçim ve halk oylaması yasasında değişikliğe gidilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı. Üç sendika zamları protesto etmek için eylem yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü Özel Temsilcisi olarak Colin Stewart'ı atadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik 4 bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi. Güney Kıbrıs'ta meydana gelen iş kazasında 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tuncer hayatını kaybetti.